Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde 2024 YDS1 Arapça sorularından 22 ile 26. sorular çözeceğiz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Bu sorulara baktığımızda aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadenin bilme ifadenin bulunması bizden istenilmekte arkadaşlar. Biz de bunları okuyacağız. Anlama göre arkadaşlar tercihte bulunacağız. Bir takım kuralları, bir takım hususiyetleri de göz önünde bulunduracağız. Dilerseniz okuyalım. Her bir soruda bunları görmeye, ifade etmeye çalışacağız biz. Şimdi bakalım arkadaşlar. Hemen okuyoruz. Bakın. Fi muntasafil karni tasi'i aşara. Bu şu demek arkadaşlar. Muntasif efendim yarım demek arkadaşlar. 19. yüzyılın yarısında demek arkadaşlar. Arsara buldu. Kim buldu? Ulema-ül Asar, arkeologlar demek. Bu arkeologlar buldular. Nerede buldular? Fi biladi ma beyne nehrayni. Bu arkadaşlar biladun ma beyne nehrayn demek ya da biladun ma beyne nehrayn iki nehir arasındaki e, ülkeler anlamına gelir. Bu Mezopotamya kastedilir arkadaşlar. Dolayısıyla Mezopotamya'daki, işte Mezopotamya'da arkeologlar buldu. 19. yüzyılın ortasındaymış bu bulma eylemi de. Ne buldular? Ala adedin, e, kebirin büyük miktarda, büyük sayıda buldular. Neden? Minel elvah tıniyeti. Tıni arkadaşlar kil, kilev, kil diyelim buraya sıfat olarak tabii ki. Elvah tabletler, kil tabletler buldular. Bakın elleti öyle bir sıfat geldi ki öyle, burada bir sıfat var öyle efendim kil tabletler ki şöyle 22'ye bakıyorum ve ihtiva fiiliyle farklı çekimlerinin zamirlere göre kullanıldığını görmekteyim. Dolayısıyla bu kil tabletler içeriyormuş. Ne içeriyor? Ala kitabatin kitabeler ya da yazıtlar, yazılar diyebilirsiniz. E, mismariyetin böyle çivi yazısıyla yazılmış kitabeler içermekteymiş bunlar. Şimdi burada boşluğumuza bakıyoruz. Baktık buraya hangisi gelecek? Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar gelecek olan şeyin e, bir failini tespit edersek biz burada çok rahat bir şekilde soruyu çözeceğiz. Bu elleti. Bakın geriye dönük burada elvah e, elvah kelimesinin sıfatını teşkil eder. Elvah arkadaşlar baktığımızda mühendis e, e, Cem'dir ve gayri akil mühendis e, Cem'dir arkadaşlar. Dolayısıyla müfret mühendis hükmündedir ve zamir değeri hiyedir. Bunlara uygun olarak elliti zamir değeri hiyedir. Dolayısıyla e, buna dönecek e, geriye dönük olarak bu levha faildir arkadaşlar geriye dönük. Dolayısıyla fiilin failini e, hiye olması gerekiyor yani failin gizli hiye ya da hiye zamirine göre çekimlenmiş bir fiil bizden istiyor. Hiye'ye göre çekimlenmiş. Burada baktığımızda sadece E şıkkını görüyoruz arkadaşlar. Bakınız. Elleti <laughs> ihtevet içermiş. Ne içermiş? Çivi yazılı kitabeler ya da yazılar, yazıtlar içermiş. Kil tabletler buldu bir sürü ya da büyük miktarda buldular diyebiliyoruz. Bakın burada bunun faili Hüvedir, şehiyedir ve cevabımız edirne olarak karşımıza çıkıyor. Buraya baktığımızda ne? bunun zamiri hun nedir arkadaşlar? Faili. Ee, bu yahtevi bu hüvedir gördüğünüz gibi. İhteva bu hüvedir bakın arkadaşlar ikisi de. Yehtevune bu da hun nedir gördüğünüz gibi. Bakın yehtevune bu akıllar için kullanılır. Ee, bunu hiç kullanmayız arkadaşlar. İhteve yine bu gördüğünüz gibi hul nedir? Bu da akıllar için kullan. Bunu da kullanmayız. Bir de şunu söyleyebilirim. Bu yazıtlar içeriyor, içermiş, eylem geçmişte cereyan etmiş. Dolayısıyla şuradaki yehtevi, yehtebun bunlar çok rahat eleyebiliyoruz. Ama failin e, zamir değeri üzerinde e, anlamaya çalıştığımızda çok rahat bir şekilde şıkkına ulaşıyoruz. Onu ifade edelim ve devam ediyoruz okumaya. Bakınız e, bir fadli sayesinde demek arkadaşlar. Hadihil elvahi bu tabletler sayesinde hasalina biz elde ettik. Hala elde etmek, ulaşmak, sahip olmak gibi anlamlar içerir. Ne elde ettik? Mukaddesatil e, babiliyin vel kenaniyin vel vel kenaniyin diyelim. Kenanlıların ve Babillilerin kutsallarını elde ettik. Bu ne demek? Yani kutsal saydıkları şeyleri biz elde ettik. E, kutsal saydıkları şeyler hakkında bilgi elde ettik anlamındadır. Bunu söyleyelim. Tamam. E, Hasel ala fiilimizi unutmayalım. Nokta nokta ve ledeyna fehmun kebirun cefehmun ekbere, ekberu diyeceğim, düzeltiyorum. Fehmin kelimesinden sıfat okuyacağım. En büyük anlayış ledeyna bizde ee, en büyük anlayış ne hakkında lil manzumati diniyeti dini sistemler hakkında elleti öyle dini sistemler ki bakın e, tahussuhum onlara özgü demek arkadaşlar onlara özgü dolayısıyla onlara özgü onlara ait demek onlara ait dolayısıyla onların dini sistemleri tahassuhum okuyacağız orada bir iyi hata yapmayalım arkadaşlar. Tahassuhum onlara özgü, onlara onların dini sistemleri e, ni dair diyelim. En büyük böyle anlayış bizde oldu diyeceğiz artık arkadaşlar. Şimdi buradan gelin bakalım. Şimdi burada bir defa şunu görmekte fayda var. Burada ledeyna, buraya bakıyorum zalle var, bakiyet var, kâne var, bâte var, madame. Burada kâne, bâte, madame iyi düşündüğümüzde arkadaşlar bunlar kane ve grubundan idi ve bunların isimleri ve e, haberleri olur. Burada bakın bu dört grubun haberinin fehmun olduğunu ben ifade edebilirim. Ledeyna burası bir şibir şey, cümle öne geçmiştir. Burada fehmun kelimesinin bir müzekker olduğunu görmekte fayda var. Buradan hareketle bakın müzekker ya burada fehmun. Bu Ollet elenir. Bakiyet müennes kullanılmış. Zaten kaldı, olmaya devam ettiği gibi anlam var. Bu da burada elenir. Geriye ne kaldı? Madame, kane ve bateka. Bu ikisi gitti arkadaşlar. Şimdi anlamdan gideceğiz artık bundan sonra. Ollet olmaya devam etti. Bakiyet olduğu hal üzere devam etti. İkisinin anlamı da aynı gördüğünüz gibi. Şimdi Madame'ye gelelim. Madame oldukça olduğu sürece gibi bir anlam verir ve buradaki ma master master onu hepiniz biliyorsunuz ee, ve genelde kendisinden sonraki bir cümleyi bir önceki cümle bu ifade ilişkili kullanılır arkadaşlar ee, mesela aklımıza ne diyor ee, şöyle e Ek tübü mesela diyelim e derse ma e, dümtü hayyen şeklinde bu kullanabiliriz. Canlı olduğumuz yaşadığım sürece dersi yazacağım şeklinde düşünebiliriz. İki cümleyi birbirine bağlıyor. Burada madame olmaz. Anlam itibariyle de olmaz. Bizde en büyük bilgi olduğu sürece diye bir giriş yapalım. E sonunda bir yargının gelmesi lazım. Bakın bunu bulamıyoruz. Gelelim kâneye mi bâteye mi? Şimdi kâne ben devam edeyim. Kâne idi anlamında kullanılıyor. Ledeina fehmin ekberi. Bizde büyük bir şey var idi. Onların dini sistemlerine dair bir anlayış var idi. O zaman vardı biz varsa burada fehmin aslında bilgi anlamına gelir. Varsa biz onların dini sistemlerine dair dini kutsal saydıkları şeye dair biz bir şeyler elde ettiğin demenin bir anlamı yok. Kendi de buradan gider arkadaşlar. Bate'ye geliyorum. Bate. Arkadaşlar baktığımız zaman oldu anlamına geldiğini ifade edelim Bate'nin. Yine kâne grubundandır. Ve şöyle oldu, başladı, efendim geceyi geçirdi gibi anlamları var ama burada Bate'nin oldu anlamını biz ön plana çıkartacağız. Ve dolayısıyla şöyle bir anlam ortaya koymuş olacağız. Bate ledeyna fehmun ekberu lil munazzamati diniyeti elleti sahum diyelim. Onların dini sistemleri ne dair böyle en büyük bir anlayış bizde oldu ya da bizde oluştu şeklinde de bunu ifade edebiliriz arkadaşlar. Yani onların dini sistemleri hakkında daha iyi bir, iyi bir anlayış diyebiliriz burada ekber kelimesinden hareketle. Biz de anlayışa sahip olduk diyeceğiz onu ifade edelim. Buradaki kilam aitlik ifade ediyor. Onu da geçelim arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır diye ben düşünüyorum. Devam edelim. Fi e, kitabı ahdil kadim. Burada kitabul ahdil lahdil kadim demek eski ahit kitabı anlamında. Eski ahitte münake var. Ne var? Zikrun. Burada bu zikir kelimesi bahis demek, anlatı demek, bahsetme demek. Zikrun li muvaceheti. Efendim, li beynel veseniyin evet. ve yahud yahudiler ve putperestler arasında bir çatışma anlatısı var ya da bir bahsi var şeklinde burayı da ifade ediyoruz. Dolayısıyla eski ahit kitabında paganlar ya da e, putperestlerle yahudiler arasında bir çatışmadan bahsedilir bir çatışma, bir anlaşmazlık bahsi vardır şeklinde de anlayabiliyoruz arkadaşlar burayı. Bakın burayı geçiyorum. Devam ediyorum. Tilkel muvacehetü bu çatışma diniymiş bakın bu dini çatışma kânet idi. Bakın neydi? Beynen nebiyi İlya, peygamber İlya, bu İlyas diye de okunuyor arkadaşlar anlaşılıyor. Ve etba'il ilahi ba'l ba bu Baal bir ilahmış. İlah Baal e, diyelim mensupları ya da e, evet mensupları ile İlyas peygamber arasında idi. Şimdi buraya ne gelecek arkadaşlar? Buraya ne geleceğini hemen şöyle baktığımızda ifade edebiliriz. E, burada Takayyüden kelimesini görüyoruz. Takayyüden kelimesine baktığımızda böyle bağlılık, zorunluluk, yükümlülük gibi anlamlara geldiğini bilmekteyiz arkadaşlar. Onu ifade edelim. Geliyorum B şıkkındaki tevcih kelimesine. Tevcihe baktığımda da yönlendirme, rehberlik etme, doğru yola iletme, gönderme gibi anlamlara geliyor. Onu ifade edelim. Tahdiden kelimesini görüyorum. Tahdit bu modern metinlerde özellikle de anlamında kullanılıyor. Bakın bu özellikle anlamını buraya getirdiğimde bu dini çatışma kanet özellikle de pey İlyas peygamberle e, ilah Baal e, mensupları arasındaydı şeklinde bir anlam ortaya çıkıyor ve buraya ben bakın bir artık koyuyorum. Devam ediyorum. Talimen şimdi burada e, öğretmek diyelim. Alleme fiilinden master kabul ediyoruz tabii ki. Öğretmek diyelim. Öğretmek için öğretme falan. Böyle bir anlam hiç ilk, e, e, bakın doğru dürüst bir anlam ortaya çıkartamıyoruz. Temcit kelimesine geliyorum. Övmek yüceltmek anlamına gelir. Övmek yüceltmek bakın. Özellikle şey Pey Dilas peygamberler Tanrı Baal mensupları arasında yüceltmek kânet idi bir anlam diyelim ve hiçbir herhangi bir anlam ortaya koyamıyoruz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle de diyeceğiz onu söyleyelim. Burada tabii ki arkadaşlar tahayyede fiilimiz, efendim tevcih ve cehe fiilimiz bunların anlamları bilmek bize katkı sağlayacak. E, meccede diğer taraftan e, ee, tahdit fiili haddet eden, tahdit kelimesi mastardır. Bunların anlamlarına falan bakmakta ben fayda görüyorum. Ve devam ediyoruz okumaya. Şimdi buraya kadar ee, ha, şurada kaldık bakın arkadaşlar. Vel <laughs> muntasiru, <laughs> zafer kazanan kâne idi. Bir tabi, tabii tab ki idi. Kim idi? Ee, nebi e, Beni İsrail. Heh, o zaman şöyle Nebiye Beni İsrail okuyalım. Beni İsrail yani İsrail oğullarının peygamberiydi. Dolayısıyla burada kazanan da İlyas peygamber imiş oradaki anlatıya göre. Onu söyleyelim. Ve devam ediyoruz. Velev bakiye el halu ledeyna bi'timadina ala ma ca'e fil ahdil kadim dedi. Şimdi burada ne dedi? kelime anlamından Ve gidelim sonra toplu bir anlam vermeye çalışalım arkadaşlar daha iyi anlaşılsın istiyoruz. Böyle bakın, böyle <laughs> bakıya kalsaydı. El hali durum, ledeyna bizdeki, bizim için durum. Bizdeki durum kalsaydı. Nasıl kalsaydı? İtimadina bizim itimadımız üzerine. Neye itimadımız? Burada bizim güvenmemiz üzerine. Ala ş, ma şeylere ki geldi. Efendim fil ahdil -gadim, eski atikte. E, geldi şeklinde burayı ifade ediyoruz. Dolayısıyla durum e, bizim eski ifade edilenler bulunanlar gelenler üzerine güvenimiz üzerine kalmış olsaydı şeklinde bir karı, kırık anlam verebiliriz ama biz buna şöyle bir toplamdan meyledim arkadaşlar eğer eski ahitte belirtilenlere göre ya da yer alanlara güvenerek kalsaydık ya da bizim durumumuz eski ahittekilere güvenmemiz üzerine kalsaydı gibi diyebiliriz. E ne olurdu kalsaydık? künna na'rifu eyye şeyin ahara diyeceğiz. Başka bir şeyi biliyor idik dedik şimdi. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimizde fima var. Amma var, bima var, kema var, 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 var. Şimdi ben size bir şey söylemek istiyorum. Eski Atik'te yazılanlara biz güvenerek kalsaydık o zaman biz haricinde başka bir şey bilmezdik. Sadece onları kabul ederdik gibi bir anlam çıkacak. Ve şurada nasıl bir şey söyleyeyim? Şu Levin cevabına burada bir arkadaşlar la gelir. Tekit la mıdır bu? Bakın burada Edirne'de bunu görüyorum ben. Ve bizim meşhur bir hadis olarak ilahiyat fakültelerinde şöyle uydurma bir rivayet olarak ifade edilen bir kullanım var arkadaşlar. Onu ben söylemek istiyorum. Burada kalırsa kalsın levlake, levlak lema halaktu leflak. Bu şu demek tasavvuf literatüründe kendisine de yer bulmuş ama hadisçilerce kabul edilmeyen hadis oldu bir rivayettir diyelim. Sen olmasaydın sen olmasaydın ben e, alemleri yaratmazdım şeklinde bir rivayettir diyelim. Hatta ben bunu buraya yazıyorum arkadaşlar umarım aklınızda kalır. Şöyle ifade edelim ve buradan ben Levin cevabını Arapçada efendim Lam'ın çok da geldiğini belirtmek istiyorum. Bakın burada levlake levlak şu birinci ikinci levlak buna biz tekit diyelim. Cevabımız şudur, lemadır. Hatta şöyle bunu da silebiliriz, daha net olsun. Levlake, lema, halat, şeklinde bir kullanım. Bakın, lev var, cezmetmen. Şart edatımız lema. Gördünüz mü? Sen olmasaydın, şöyle olmazdı, böyle olmazdı ve cevabı genelde olumsuz gelir. Dolayısıyla cevabımız lemadır. Buradakilere kendi anlamlarında fimaya, ammaya, bimaya, kemaya bir anlam oturtmaya çalışsak zaten anlam çıkmaz arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Burada lemayı getirdik ki lema künna olmaz idik. Na'rifu bilir yani bilir olmaz idik. Bilmez idik. Neyi? Eyye şeyin ahar. Başka bir şeyi bilmez idik eski ahdi güvenip kalsaydık diyor başka bir şey bilmezdik diyor. Nasıl başka bir şey? Kâne ismen ev lakaben. İsim olsun, lak unvan olsun. Herhangi bir şey bilmezdik. Bu tabi kâne, bu şeye bunun ikinci sıfatı olarak düşünebiliriz. Şimdi nasıl lakap? Bakın burada e, bir şunu görüyoruz. burada lakaba sıfat gelmiş arkadaşlar. E sıfat gelmiş. O zaman e, uygun bir sıfat düşüneceğiz ama şuradaki ba harfi cerin de göz önünde bulunduracağız. Buradaki ba harfi cerini göz önünde bulunduruyorsanız eğer kullanabiliyorsanız bir şıkka gidersiniz arkadaşlar. Ama ben e, tek tek ifade edelim. burada muşaan böyle yayılmış bilinen bir isim, bir mekanetin ulya yüksek efendim e, konumla diyelim bakın. E, burada eşa'a fiilinden ismi mef'uldür. Bu eşa'a fiili ba harfi cediyle falan kullanılmaz. Onu söyleyelim. Nasıl lakap? Yaygın bir lakap. Bu güzel bir çeldirici. Onu söyleyelim. Zatiyen böyle <laughs> bireysel bir lakap ya da bireysel bir isim diyebiliriz buraya arkadaşlar. Şahsi bir isim falan gibi. Birisi, bir isim bir mekaneti ulya bir e, yüksek konumla e, zati bireysel bir isim gibi bir anlam veriyoruz. Bakın bu da cevabımızı e, anlam ortaya çıkmıyor. Cemaiyen yani böyle bir gruba özgü bir isim, grupsal bir isim bu hiç lakap e, diyelim bu bunu bu hiç bizim e, bize anlamlı bir şey sunmuyor. Geliyorum Hasan. Burada hassa bakın gelmişken söyleyeyim ba harfi ceriyle kullanılır. Özgü demek arkadaşlar. Lakaben Hasan bir mekanetin ulya yüksek bir konuma özgü isim veyahut da bir lakap diyelim ee, bilmez idik şeklinde anlayabiliyoruz. Ve cevabımız D olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar onu ifade edelim. Amen Bakın genel demek e, bu lakap. Bir lakap niye genel olsun? E, lakaplar efendim belli bir vasfa göre verilir değil mi? Biz öyle biliyoruz. Dolayısıyla cevabımız Denizli olarak karşımıza çıktı. Şimdi burada e, ve kâne o zaman e, şimdi ben şöyle bunu görüyorum. E, atıfla ikinci sıfatı gelsin. Kâne ismen evlaka ben. Kâne yahmilihu onu taşıyor. Adedün birçok min minel alihetil hetil babil, babiliyeti ve kenaniyeti kenan ve babil tanrılarının birçoğunun taşıdığı diyelim taşıdığı yüksek yüce bir e, mertebeye özgü e, isim ve hatta lakap e, olan başka bir şey de bilmezdik şeklinde anlıyoruz. Kabla en yetahavvele e, ...dönüşmeden önce fi nihayetil metaf... ...işin sonunda diyebiliriz buraya... ...ila ismin e, li ilahin vahidin tek bir ilahın ismine... ...yani nihayetinde tek bir ilahın ismine de dönüşmeden önce... ...şeklinde burayı ifade edebiliriz. Belki buraya toplu an olarak şöyle bir anlam verebiliriz arkadaşlar... İşin sonunda tek bir tanrının ismine dönüşmeden önce efendim birçok Babil ile Kenan tanrısını taşıdığı ve yüksek statüye özgü bir isim veya unvan olan başka herhangi bir şeyi de biz bilmezdik diyor. Eğer bu levhalar bulunmamış olsaydı. Dolayısıyla biz eski ahittekilere güvenerek kalsaydık şeklinde bulunmasa da biz de onlara işte güvenseydik şeklinde burayı da anlayabiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar dersimiz bu şekildeydi. Umarım size katkı sağlamışızdır. Buradaki metinlerdeki kelimelerin anlamlarını, fiillerin, isimler mutlaka öğreniniz. Öğrenmekte fayda var. Hem Arapçanızı geliştirir hem modern metin okumanıza, anlamanıza katkı sağlar değerli arkadaşlar. Kullanımları bilmek önemli. Bakın hassa ile bunu görebildiyseniz doğrudan cevabı hemen bulabilirsiniz. Buradaki a <laughs> 22. soruya bir daha gelelim. Buradaki müzekkerlik mühendisliği ilişkisini gördüyseniz hemen bulabilirsiniz arkadaşlar. 23'te yine bize müzekkerlik mühendislik ilişkisi yardım etti. Onu söyleyelim. Şuradaki levla burada da özellikle ben vurgulamak istedim. Kalıcı olsun diye. Lev ve e, lev ve lam e, kullanımını hemen e, görebildiyseniz çok rahat bir şekilde cevaba gidebilirsiniz. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Efendim ben dersi burada bitiriyorum değerli arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. E, başka bir dersimizde soru çözüm dersimizde görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Kanalımıza da abone değilseniz bu vesileyle abone olarak kanalımızın içeriğinin çeşitlenmesine, artmasına katkı sağlayabilirsiniz. Onu da ifade etmek istiyorum. Tekrardan ben hepinize başarılar diliyorum.